Ülkemizde çok sayıda anne ve baba doğacak kızlarına Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden koymak istemektedirler. Biz de bugün sizlere özellikle de çocuk sahibi olacak anne babalara fikir olması için Kur'an-ı Kerim'de geçen kız isimlerinden ve anlamlarından bahsedeceğiz. Kur'an'da farklı surelerde yer alan Zülfa, yakınlık anlamında kullanılmakta. Şura suresinde geçen Yezra, çoğalmak anlamındadır. Yüsra, kolay olan anlamına gelmekte. Kur'an'da iki farklı ayette yer almaktadır. Vildan, Kur'an'da birçok ayette yer alır. Tuğba, cennette bulunduğuna inanılan bir ağaç ismidir. Kur'an'da Şura isimli bir sure bulunmaktadır. Meclis, danışma gibi anlamlarda kullanılmakta. Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamındadır. İpek kumaş anlamına gelen sündüz, Kur'an'da Duhan ve Kehf surelerinde geçmektedir. Secde eden anlamına gelen Sacide ismi, Kur'an'da Zümer suresinde yer almakta. Sağlam kişilik anlamına gelen Selime, Kur'an'da bir ayette geçmektedir. Cennetteki ağaçlardan birisi olan Sidre, Kur'an'da 3 farklı ayette yer alır. Hayal anlamında olan Serap ismi, Kur'an'da Nebe suresinin 20. ayetinde geçmektedir. Prenses anlamına gelen Sara, Kur'an'da bir surede yer almakta. Gökyüzü anlamına gelen sema ile ilgili Kur'an'da pek çok ayet bulunmaktadır. Kur'an'da birbirinden farklı 6 surede geçen Saliha, dinin emirlerini yerine getiren kişilere verilen bir addır. Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Sultan, Kur'an'da birçok ayette geçmekte. Meryem suresinde geçen Sıdıka, sadık kalan, doğruyu söyleyen kişi anlamında kullanılmaktadır. Arapça ve Farsça farklı anlamlara gelen Sera ismi, Kur'an'da bir ayette yer almakta. Farsça köşk anlamına gelirken Arapça yer anlamına gelmektedir. Kadın anlamına gelen Nisa ayrıca Kur'an'da bir surenin ismidir. Kur'an'da birçok surede geçen Nur, aydınlık anlamındadır. Sevinç anlamına gelen Neşe ismi Kur'an'da 3 farklı surede geçmekte. Mekke'de bir dağın adı olan Merve, Kur'an'da Bakara suresinde yer almaktadır. Meryem, dindar kadın anlamına gelmektedir. Kur'an'da yer alan surenin ismidir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçen melek ismi, Allah'la insanlar arasında aracılık yapan manevi bir yaratıktır. Bakara suresinde yer alan Melike ismi, hükümdarlığı temsil eden isimlerden. Medine, Hazreti Muhammed'in mezarının bulunduğu şehrin ismidir. Bakara suresinde yer alan Melike ismi, hükümdarın eşi anlamında kullanılmakta. Kur'an'da bahsedilen Lina ismi, hurma fidesi demektir. Leyla, Kur'an'da gece anlamında kullanılmıştır. Meryem ve Sebe surelerinde yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'in bir suresi olan Kevser, cennette bulunan ırmak anlamına gelmektedir. Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kader, Kur'an'da birçok ayette geçmekte. Alın yazısı anlamına gelmektedir. Küçük yerleşim yeri anlamına gelen Karye, Kur'an'da birçok ayette geçmekte. Çok büyük anlamına gelen Kübra, aynı zamanda Hazreti Peygamber'in ilk hanımının adıdır. Feç suresinde geçen İrem ismi, cennete benzeyen bahçe anlamında kullanılır. Nisa, Tevbe, Haş surelerinde geçen Halide, sonsuz anlamındadır. Hayat, Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Yaşamın devamlılığını ifade etmekte. Arapça, hüzün, keder anlamına gelen Hazen, Kur'an'da iki farklı surede geçmekte. Havva, yaratılan ilk kadın olarak bilinmektedir. Bakara suresinin iki ayetinde geçen Huda, doğru yol ya da doğru yol gösteren kişi anlamına gelir. Kur'an'da birkaç ayette yer alan Hacer ismi, Kabe'nin duvarındaki siyah olarak anlamlandırılmakta. Cennetin en güzel yeri, cennet bahçesi anlamına gelen Firdevs, Kur'an'da farklı surelerde yer alır. Bakara ve Tevbe suresinde geçen Feriha ismi, ferahlığa erişmek anlamında kullanılır. Ecrin, Allah'ın hediyesi olan sevap anlamına gelmekte. Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmakta olan Ebrar, iyiliksever, hayırsever anlamındadır. İsra suresinde yer alan Esra ismi, karanlıkta yol gösteren anlamına gelmekte. Arap alfabesinin ilk harfi olan Elif, ince uzun boylu kız anlamına gelmekte. Farsça kökeninden gelen Ela ismi, göz rengi olarak bilinir. Eda, Kur'an'da Bakara 178. ve Meryem 59. ayetlerde davranış, tutum anlamında yer almıştır. Esma, Kur'an'da Allah'ın en güzel isimlerinden biridir. Aynı zamanda duyma ve işitme anlamında da kullanılmakta. Emin, güvenilir anlamına gelen Emine, Kur'an'da Bakara, Araf ve Nas surelerinde geçmektedir. Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ezel, başlangıcı olmayan anlamında kullanılmakta. Emel, Hicr ve Kehf surelerinde geçer. Gerçekleştirilmesi istenen ve beklenen anlamındadır. Kuşluk vakti anlamına gelen Duha, hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılabilir.
Kur'an'da birçok ayette geçen dünya, üzerinde yaşadığımız toprak ve deniz anlamına gelirken, hayal, düşünce anlamında da kullanılmakta. Cennet, iyilik yapanların sonsuz mutluluğa kavuşacakları yer anlamında kullanılmakta. Kur'an'da 62 farklı ayette geçmektedir. Beyza, günahı olmayan ak, beyaz anlamında kullanılır. Hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Benan ismi, Enfal ve Kıyamet surelerinde geçmektedir. Parmakla gösterilen kişi anlamındadır. Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Bükre, Fetih suresi 9. ayette yer almakta. Sabah vakti anlamındadır. Hem kız hem de erkeğe konulabilen Azer ismi Kur'an'da En'am suresi 74. ayette geçer. Hazreti İbrahim'in babasının adı Kasım ayının bir başka adıdır. Hem erkek hem de kız ismi olarak kullanılan Asi, dik başlı, baş kaldıran anlamındadır. Kur'an'da Bakara 283. ve İnsan 24. ayetlerde bulunmakta. Kur'an'da 50'den fazla ayette yer alan Asen adı en güzel olanı çağrıştırmakta. Hud suresi ve Necm suresinde yer alan Aden ismi Allah'ın yasakladığı kavim isimlerindendir. Hazreti Musa'yı nehirden çıkartıp büyüten Firavun'un eşinin ismi olan Asiye, asi ve acı çeken kadın anlamındadır. Medine'nin bir diğer adı olan Azra ismi Kur'an'da yer almakta. El değmemiş anlamına gelir. Kur'an'da aleyna sıkıntılardan kurtulmak anlamında kullanılan bir isimdir. Muhammed suresinde geçen Asel, cennetteki bal anlamına gelmekte. Peki Kur'an'da geçen güzel kız isimlerinden hangisini kızınıza koymak isterdiniz? Ya da içinizden bu isimlere sahip kişiler var mı? Bize bunu yorumlar kısmından yazabilirsiniz.